Herkese selam, ben de hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ders çalışma günlüğüm videosu daha çekiyorum. Hepinizin de bildiği üzere koronavirüs yüzünden okullar 2 haftalık bir tatile girdi. Ve ben de bu tatili boş boş geçirmek istemedim açıkçası. TET konularını çalışmak, 11. sınıfın eski ve yeni konularını tekrar etmek istedim. Bu yüzden de şu anda bu süreç boyunca yapacaklarımı anlattığım böyle bir video çekiyorum. Bugün 15 Mart pazar günü, saatlerde 9.30'u gösteriyor. Ben şimdi çantamı hazırladım. Minik bir bahçe evimiz var, her pazarımızı orada geçiriyoruz. O yüzden oraya gideceğiz bugün de. O zaman orada görüşürüz. Selamlar, şu anda sizlere başka bir günden sesleniyorum. Kusura bakmayın, videonuzu böldüm ama sizlere bu çekiliş duyurusunu paylaşmasam olmazdı. Doğan Akademi ile birlikte aranızdan tam 10 kişiye Doğan Akademi'den istediği 2 kitabı hediye ediyoruz. Doğan Akademi zaten benim daha önce de kaynaklarını kullandığım ve güvendiğim bir yayın eviydi. Videonun ilerleyen dakikalarında Doğan Akademi kitaplarını daha da yakından sizlere göstereceğim. Gelelim çekilişimizin şartlarına. Öncelikle benim kanalıma ve açıklamalar kutucuğuna bıraktığım linkten Doğan Akademi'nin YouTube kanalına abone olmanız gerekiyor. Ve yorumlara katıldığınızla alakalı bir yorum bırakıp yanına Gmail ve Instagram adresini eklemeniz gerekiyor ki size ulaşabileyim. Dediğim gibi toplamda 10 kişi kazanacak ve gerçekten şansınız çok yüksek. O yüzden bence katılmalısınız. Çekilişi bu videoyu yayınladıktan 10 gün sonra açıklayacağım. Evet, duyuru bu kadardı ve iyi seyirler. Biz şimdi tarlaya geldik, kahvaltımızı yaptık. Hızlıca bugün yapacaklarımdan bahsedeyim çünkü birazcık geç kaldım. Öncelikle 11. sınıf matematiğin eski konularını tekrar etmek amacıyla paragraf yayınlarının bu ayrı ünite değerlendirmelerinden birer test çözeceğim. Günlük paragraf hedefim var, paragraf çözeceğim. Çemberi unutmamak adına çemberde uzunluk çözeceğim. Dershanemiz bize 73 test falan ödev verdi. Bu yüzden bu ödevleri de eritebilmek adına matematikte eşitsizlik, fizikte kütle merkezi ve basit makineler, biyolojide sindirim ve kimyada da entalpi çalışacağım. O zaman başlayalım. Selamlar, şu an saat 4:20 geçiyor ve ben toplamda 122 soru çözdüm. Bu dershane ödevlerinden bayağı ilerledim. Biraz mola vereceğim çünkü gerçekten çok yoruldum. Büyük bir ihtimalle molada da şu kitabı okumaya devam ederim. Moladan sonra ise paraftan ve birazcık da çemberde uzunluktan devam etmeyi planlıyorum. Selam, akşamda saat 9.30. Biz tarladan yeni eve gelebiliyoruz. Bugün 161 soruluk bir çalışma yapmışım. Yapamadığım 2 test kaldı. Onları da büyük bir ihtimalle yarın tamamlarım. Şimdi gerçekten çok yorgun olduğum için dizi izleyip kitap okuyup uyumayı düşünüyorum. Yarın görüşürüz. Selamlar, şu anda 16 Mart pazartesi günündeyiz. Saatlerde 10.30'u göstereyim. Gördüğünüz üzere programım gerçekten çok dolu ve ben bu program için sabah erken bir saatte kalkıp ders çalışmak istemiştim ama alarmı kapatıp geri uyumaya devam ettim. Yaklaşık 5 dakika önce falan uyandım. Sizlere yapmam gerekenleri söyleyeceğim. Bugün Kızılay'a gideceğim. Kızılay bilmeyenler için Ankara'nın böyle en merkezli yeri ve en kalabalık da yeri. Gitme sebebim dershanemizin ödev kitapçığı vermesi. Zaten 73 test ödev vermişlerdi. Üstüne bir de ödev kitapçığı vermişler. Teşekkürler. Rafın bu fasküllerinden 5 testim kalmış. O yüzden bunları bitireceğim. Tabii ki paragraf da çözeceğim. Dershanemin eski konuları tekrar etmek amacıyla verdiği testlerle de devam edeceğim.
Şu anda saatler 1:40 geçe gösteriyor. Ben Kızılay'a gideceğim. Dediğim gibi ödev kitabımı almam gerekiyor. Maske takmayacağım çünkü maske hastalar için ama yine de böyle psikolojik olarak ağzımı yüzümü başımı örtme isteği geliyor. O yüzden sanırım şalımı kullanacağım sadece. 1-2 saatte tekrardan görüşürüz. Selam, şu anda saatlerimiz 5.30 gösteriyor. Bu ödev kitabını alabilmek için gittim geldim. Sonra birkaç işimiz vardı, onları hallettim. Sonuç olarak eve şimdi gelebiliyorum. Beni eve gelince böyle bir kargo karşıladı. Şimdi bunu açacağım. Doğan Akademi'den elimde bir sürü kitap var. Videonun başında sizlere bahsetmiştim. Doğan Akademi ile birlikte 10 kişiye kitap hediye ettiğimiz çok büyük bir çekiliş yapıyor. TYT Kimya, TYT Biyoloji, TYT Fizik, TYT Matematik ve AYT Matematik olmak üzere tüm sayısal derslerin kitaplarını göndermişler. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Az önce işlerini biraz inceledim ve baktım. Güzel ve kaliteli gözüküyorlardı. Ancak hepsini henüz çözmediğim için objektif bir yorum yapamayacağım. Çözdükçe zaten nasıl oldukları hakkında sizlerle duygu ve düşüncelerimi paylaşırım. O zaman bunları çözmek üzere bir kenara kaldırıyorum. Şimdi hemen şu dershane ödevlerimi bitirip, paragraf çözüp fizikle devam etmek istiyorum. Şu an saat 11:20 geçiyor. Bugün birazcık geç kaldım çünkü oraya buraya gittiğim için ders çalışmam bu saate sarktı. Toplamda 156 soruluk bir çalışma yaptım. Gayet verimli bir gündü. Bir TYT çalışması kaldı ders olarak. Onu da yarın yapacağım. Şimdi büyük bir ihtimal dizi izleyip uyuyacağım. Şu anda saat 8:30. Kendi konu eksiklerim artı bitmemiş kaynaklarımdaki konuları yazdım. Gün içerisinde zaten birkaç madde daha eklerim ancak şimdilik hedeflerim bunlar. Bu arada hala uyanabilmiş değilim. O yüzden sesim biraz kötü geliyor. Paragraf çözersem daha çok uykum gelir bence. O yüzden belki matematikte başlayabilirim. Şimdi bu birkaç gün eşitsizliğe yoğunlaşmak istiyorum özellikle. Elimde öğretmenimizin dağıttığı ve çözmemiz gereken bir sürü test var. Aynı zamanda çapın şu şampiyonlarından birkaç tanesini çözmemişim.
Şu an saat 11.30. Ben 80 küsür eşitsizlik çözdüm. 20 soruda paragraf çözdüm. Malı vermek amacıyla büyük bir ihtimal biraz dizi izleyeceğim. Sonra kardeşimle birlikte öğle yemeği hazırlarız. Şu an saat 4:50 geçiyor. Ben bu dersin ödevlerine bayağı ilerledim. Açıkçası bayağı yoruldum. Şu ana kadar da 160 soru falan çözmüşüm. Yapacaklar listemin çoğunluğu bitirdiğim için akşam yemeğine kadar mola vermeyi düşünüyorum. Bu süreçte de kitap okuyacağım ve arkamdaki duvarı süsleyeceğim biraz daha. Bu duvarı asmak için böyle çıktılar çıkardım. İçlerinde sevdiğim kitaplardan, filmlerden, sevdiğim müzik gruplarından, sevdiğim dizilerinden. Dizileri yalnız. Bu şekilde galerimden, arkadaşlarımla birlikte olan fotoğraflarımdan tutun da İleride istediğim üniversiteye kadar bir sürü fotoğrafın çıktısını çıkardım ve bunları şimdi birazdan keserek bu duvara birlikte yapıştıracağım. Boğaziçi Üniversitesi. Bunu kesinlikle yatağımın en başına asacağım. Çünkü ileride gitmek istediğim üniversite Boğaziçi Üniversitesi. Biraz koronavirüs hakkında konuşmak istiyorum. Şahsen ben asla evde duramayan bir insanım. Sürekli oraları buraları giderim. Evde durunca aşırı sıkılan bir tipim var. Mesela yaz tatilinin sonuna doğru okulu özlemeye başlarım. Ama mesela yaz tatilinde istediğim her yere gidebilirim. Kızla oraya buraya arkadaşlarımla buluşmaya gidebilirim ama bu sefer öyle bir şansımız da yok. Tabii bu bizim güvenliğimiz için, sağlığımız için daha önemli ama her böyle olunca da yapacak bir şeylere ihtiyacımız oluyor. Mesela ben şu anda odamın duvarına bir şeyler söylüyorum. Bu arada Boğaziçi'ni de kestim. Allah'ım mükemmel bir okul ya. İlkent'e gittiğimizde elektrik elektronik mühendisinin önünde bir fotoğraf çekilmiştim. Şimdi onu keseceğim. Ve bunları böyle yatağımın başına asacağım. Ben bu tatilde sıkılmamak için büyük bir ihtimalle çok fazla dizi izleyeceğim. Bu tarz uğraşlarda bulunacağım. Bunun dışında kitap okumayı planlıyorum. Film izlemeyi planlıyorum. Belki kardeşimle birlikte yemek tarifi falan da deneyebilirim. Tatili başka bir yerine bir şekilde geçirebilmek için farklı fikirleriniz varsa onları yorumlarda yazabilirsiniz. Neyse sohbetimizin sonuna geldik. Ben şimdi bunları da kesiyorum. Bitti. Şu an resmen böyle duvara sarılasım var. Aşırı içime sindi. Şimdi akşam yemeği yedik. Saat 8 oldu. Geri kalan hedeflerime gelirsek iki test teğeti çözeceğim. Kimyadan hız ve entalpi çözeceğim. Bir test çemberde uzunluk çözeceğim. Şu an saat 10:14 geçiyor. Bugünü 206 soruyla kapattım gayetlerimi geçen bir gün. Şimdi büyük bir ihtimalle bu videonun editine başlayacağım. Yani görüşürüz. Selam, videonun kapanışını yapmaya geldim. Günlük vloglar tarzını çekersem her şeyi aslında daha detaylı gösterebilirim ama bilmiyorum siz istiyor musunuz? İlk haftan daha çok eski konuları tekrar etmek, ödevlerimi bitirmek üzerine kurulacakken ikinci hafta yeni konulara bakmak ve yazılılara hazırlık şeklinde çalışmayı düşünüyorum. Umarım koronavirüs tersinde yaptığım bu şeyleri paylaştığım 3 günlük videomu beğenmişsinizdir. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.